Dekanlarla sohbet başlıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Ben Rüveyda Ebrar. Dekanlarla sohbet programında bugün Eğitim Fakültesi Dekanı Latife Özaydın hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Sizlerle birlikte olmak güzel. O güzellik bize ait hocam. Hocam programa başlamadan önce kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii. Ben Profesör Doktor Latife Özaydın. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesiyim. Mayıs ayından beri de Eğitim Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yapıyorum. 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne geldim özel eğitim bölümünü kurmak için. 9 yıldır fakültemizde görev yapıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Fakültenizden biraz böyle ufaktan bahsetmişken detaylı olarak bir fakülte tanıtımını da alabilir miyiz sizden? Evet. Eğitim Fakültesi 2012-13 yılında eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini aldı. Sınıf öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü iki bölümle başladık. Bugün 5 programımız, 6 yüksek lisans programımız, 3 doktora programımızla devam ediyoruz. 1089 lisans öğrencimiz, 124 lisans öğrencimiz ve 20 kadar da doktora öğrencimiz var. Programımızda 8 profesörümüz, üniversitemizde 5 programımızda 9 doçent hocamız, 13 doktora öğretim üyemiz ve 13 de araştırma görevlimizle, 43 öğretim elemanımızla eğitim öğretimimize devam ediyoruz. Bayağı bereketli bir fakülteye benziyorsunuz hocam. Teşekkürler. Peki hocam, aday öğrencilere yönelik sorularımıza geçiyorum şimdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin diğer üniversitelerin eğitim fakültesine oranla ne farkı var? Bir aday öğrenci neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih etmeli? Evet. Öğrencilerimiz için öncelikli olarak biz şunu söylemek isterim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ilk vakıf üniversitesidir. Ve Vakıf Üniversitesi'ndeki özel eğitim programı, İngilizce öğretmenliği, ilk rehberlik ve psikolojik danışmanlık ilk programlardandır. 12 yıl kadar oldu kurulalı. Bu süre içinde 5 programa ulaştık az önce bahsettiğim gibi. 6 yüksek lisans programımız, bu lisans programlarımız dışında ve 3 de doktora programımızla hem lisans hem de lisansüstü doğrultuda eğitim veriyoruz. 5 programımız eğitim programları açısından kalite standartları doğrultusunda akredite olmuş durumdadır. Ulusal akreditasyon sistemine sahiptir. Ve bursluluk ücretli, bursluluk doğrultusunda olanaklarımız var. %100 bursluluk, %25 bursluluk olanağımız var, seçeneklerimiz var ve tam ücretli uygulamalarımız var. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi 12 yıllık deneyimiyle öğretmenliğe gönül veren tüm adaylara kapılarını açmış. Tercih tanıtım döneminde de onlara tercih tanıtım organizasyonlarıyla sorularını hazırlamaya, yanıtlamaya hazır olarak bekliyoruz. Şimdiden öğrencilere hayırlı olsun diyelim hocam o zaman biz de. Peki fakültenizin kontenjanları ve burs imkanlarını biraz daha böyle açabilir misiniz? Mesela kaç tane %50 burslu öğrenci, kaç tane tam ücretli? Evet. Şimdi 5 programımız olduğundan bahsetmiştim. İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sınıf öğretmenliği programlarımız, lisans programlarımız var. Bu yıl YÖK'ün belirlediği tabii kontenjanlar doğrultusunda bir miktar tüm üniversitelerde olduğu gibi bir azalma söz konusu. Şu anda 4 programımızda 51 öğrenci kontenjanımız var toplamda. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta 36 kontenjanımız var. Bu kontenjanlarımızdan %25 bursluluk oranı var. Sadece rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta %50 bursluluk kontenjanımız var. Diğerleri ücretli ve tam burslu olarak. Yine tercih tanıtım masalarında bu 5 program için görevli hocalarımız ilgilenen adaylarımızın sorularını yanıtlamaya hazırlar. Bizlerle onlarla bir aradayız. Mezun öğrencilerimiz var. Onlarla da tanışabilirler geldiklerinde. Soruları yanıtlanacaktır. Bu 5 program için söyleyebileceklerim bunlar. Bir de tabii bölgemizde yaşanan
Bu Elim deprem olayından dolayı, felaketinden dolayı deprem kontenjanımız var her programımızda birer öğrenci için tam bursluluk adına. Bir de şehit ve gazi kontenjanımız yıllardır üniversitemiz kuruldu kurulalı olan programımız, olan kontenjanlarımız. Bunlarla birlikte yine tekrarlamak gerekirse 4 programımız için 51 kontenjan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık için de 36 öğrencimizi bu yıl bekliyoruz. Hocam, bildiğimiz kadarıyla bizim okulda bir başarı bursu durumu da var. Bize biraz bunu da anlatır mısınız? Evet. Tabii ki vakıf üniversitelerine özgü bir durum bu zaten. Üniversitemizde vakıf üniversiteleri arasında tercih açısından, memnuniyet açısından da 3. derecede, 3. sırada. Bu bizi de çok mutlu ediyor tabii ki. Öğrencimizin memnuniyetini görüyoruz. Tabii ki akademik başarıyı da destekliyoruz bu doğrultuda. %25 bursullukla giren bir öğrencimiz yıl içindeki eğitim öğretim yılındaki akademik başarısı doğrultusunda da diğer bursluluk oranlarına, başarı burslarına ulaşarak bu eğitim öğretimden de daha ekonomik şartlarda yararlanma fırsatına ulaşabiliyorlar. Bir de asıl yine söylememiz gereken akademik başarıyı evet her dönem destekliyoruz ama bölüm birincilerimize yani eğitim öğretim sonunda bölüm birincisi olan öğrencilerimize de lisansüstü eğitime yine ücretsiz devam etme fırsatı veriyoruz. Bu onlar için gerçekten hem motive edici, bizler için de tanıdığımız öğrencilerin lisansüstü eğitim yapıp bilim alanına katılmaları o doğrultuda da bizi de çok mutlu ediyor. Peki hocam, ders içerikleriniz nedir? Fakülteyi tercih eden öğrenciler hangi dersleri alıyorlar? Şimdi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bizim öncelikle hedef kitlemiz öğretmenliğe gönül veren adaylarımızı öğretmen olarak yetiştirmek. Bunun yanı sıra tabii ki insana hizmet eden, eğitim doğrultusuna hizmet eden bir fakülteyiz. Bu doğrultuda bu dört programımızın yanı sıra rehberlik ve psikolojik danışmanlık da dahil olmak üzere öncelikle hedef kitlemiz Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen ve rehber öğretmenler, rehberlik ve danışmanlık mezunları yetiştirmek. Tabii ki konu insana hizmet olduğu zaman tek bir disiplinle, milli eğitimle sınırlı kalmıyoruz. Mezuniyetlerinde de Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da mezunlarımızı yerleştiriyoruz. Bu doğrultuda da tabii programlarımızda disiplinler arası derslerimiz mevcut. YÖK'ün belirlemiş olduğu bu meslek bilgisi dersleri, genel kültür dersleri ve alan eğitimi derslerimiz mevcut bu 3 program. Bu doğrultuda 5 programımız içinde ortak derslerimiz var. Dolayısıyla meslek bilgisi derslerimiz ortak ama diğer programlarımız içinde alana özgü, alan eğitimine özgü dersler var. İngilizce öğretmenliği için yine alan içinde dersler var. İşte İngilizce dil becerilerinin öğretimi, yabancı dil öğretimi gibi. Diğer bunlarla ilgili tercih tanıtımda ilgili arkadaşlara, adaylarımıza ayrıntılı örneklerle çok güzel bilgiler vereceğiz. Okul öncesi eğitimi yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tanımladığı gibi 0-6 yaş grubunu hedefleyen, bu doğrultuda çalışmak isteyen öğrenciler, adaylar için uygundur. Özel eğitim programı genel eğitim ortamlarından yararlanamayan ama özel gereksinimi olan ve özel yeteneği de olan öğrenciler için yine özel eğitim programlarını tercih etmeleri mümkündür. Yine özel eğitim programında uygulamalı davranış analizi, özel gereksinimli çocuklara matematik öğretimi, Türkçe öğretimi gibi derslerimiz mevcut. Son olarak da sınıf öğretmenliği içinde okul öncesi yaş grubunda olmayan yani temel eğitime, zorunlu eğitim ülkemizde bildiğiniz gibi birinci sınıflarla ilkokulla başlıyor. Bu grup için istekli olan, bu gruba gönül veren yine adaylarımız da sınıf öğretmenliği programının derslerine ayrıntılarıyla tercih tanıtım döneminde hocalarımızdan ve online'da yayınlanan kataloglarımızdan bilgi sahibi olabilirler. Bu doğrultuda belki alan öğretmeni özel eğitim programının öğretim üyesi olarak da şunu söylemek isterim. Eğitim fakültesi kapsayıcı eğitimi tabii ki hem lisans programlarında özel gereksinimli öğrenciler için kapsayıcı eğitimi tüm programlarımızda derslerimizde veriyoruz. Aynı zamanda
Engelli öğrenci birim koordinatörlüğümüzle üniversitemizi kazanan, yetersizliği olan engelli öğrencilerimiz için de koordinatörlük aracılığıyla da onlara da rehberlik ve eğitim desteği, uyarlama desteği sunarak hizmetlerimizi onlarla da devam ettiriyoruz. Hocam şimdi öğrenci tercih etti, bunları okuyor ve okuduğu esnada ya da mezun olduktan sonra eğitim fakültesinin iş ve staj imkanları nedir? Evet, öncelikle hedef kitlemiz dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na, eğitim kurumlarına, resmi ve özel kurumlara eğitimci yetiştirmek, öğretmen yetiştirmek tabii ki. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. 2018'den beri eğitim fakültelerinin staj programı, öğretmenlik uygulaması programı var. Tüm programlarımızda minimum 6 saat, 12 hafta süreyle staj zorunluluğu var. Bu bazı programlarımızda 3. sınıfta da başlayan kurum deneyimiyle olan bir staj imkanı. 4. sınıflarımız için de 12 hafta zorunlu öğretmenlik uygulaması her iki dönem. Öğretmenlik uygulaması 1 ve öğretmenlik uygulaması 2 olarak 12 hafta 6 saatten 72 saat uygulama yapıyorlar. Tabii ki amacımız mesleğe atılmadan önce okulları tanımaları, öğrencileri tanımaları, sınıfın havasını koklamaları, bir deneyim elde etmeleri. Deneyim elde etmeleri, programlar hakkında bilgi olmaları, bilgi sahibi olmaları ve aslında gençler lisans eğitimiyle bir büyük adımı yetişkinliğe atıyorlar. Bir adım hala arkada. Mezuniyetle tabii ki her şey bitmiyor. Ama büyük bir kısmını okulu, öğretmeni, mesleki bilgileri, mesleki bilgiyi, mesleğe ilişkin diğer etik kuralları, bunları da hem öğretim elemanlarımızı gözlemleyerek, onlarla işbirliği içinde çalışarak, hem de uygulamadaki öğretmenlerle bu bilgilerini harmanlayarak mezun olmaları bizim önceliğimiz. Bu doğrultuda bir staj, zorunlu staj imkanı var. Bunun dışında yine ikinci sınıfta da 5 programımız içinde geçerli. İlgili farklı alanları, Aile Politikalar Bakanlığı olabilir dedim. Eğitimin yanı sıra, çünkü insana hizmet, öğrenci çalıştığımız gruplara hizmet ederken sadece eğitimi değil, sağlığı da söz konusu olabiliyor. İşte alerjisi olan öğrenciler, yetersizliği olan öğrenciler. Ya da çocuğu aileden ayırmak mümkün değil. O doğrultuda ikinci, üçüncü sınıfta da farklı birimlerde de, farklı kurumlarda da uygulama yapmalarını istiyoruz. Bunlar arasında yerel yönetimlerin açtığı kurumlar, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlar, Sağlık Bakanlığı'na kurum dayalı kurumlarla da işbirliği içinde onları da görmelerini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Benim aday öğrencileri için sormak istediğim sorular aslında bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tercih tanıtım dönemi bence çok önemli. Adaylarımıza Antep'e, Gaziantep'e gelip tercih tanıtımında görevli hocalarımızla konuşmalarını, bizlerle tanışmalarını çok isteriz. Yaz dönemi ama zaman zaman akşam tercih tanıtım dönemi sonrasında da gelen öğrencilerimiz oluyor. 25 Temmuz'la birlikte tercih tanıtımlar da başlayacak sistemde. O doğrultuda da tercih yapmadan üniversitemize gelip fakültemizin ilgili bölümlerindeki hocalarımızla tanışmalarını istiyoruz tabii ki. Onlar için kolay bir süreç değil. Sevdikleri, keyifle okuyacakları üniversite yılları olsun diliyorum. Biz de aynı şekilde dileklerimizi iletiyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Bir Dekanlarla Sohbet programının daha sonuna geldik. Bugün Eğitim Fakültesi Dekanımız Latife Özaydın hocamızla birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. HKU Radyo'dan ayrılmayın.